Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bugün Unity'de 3. aslında fizik motorumuza dair örneğimizi yapacağız. Eğitimlerin en başında hep ne diyorduk aslında? Eğitim sektörüne ait ya da üniversite öğrencileri için ya da modelleme öğrenmek isteyen insanlar için aslında gerekli araç ve tool'lar yoktu. O yüzden bakın biz ne yapıyoruz burada aslında? Unity gibi araçlarla bildiğimiz sistemlerin hepsini modelleyebiliyoruz. Bu yüzden bakın bugün gittik ne yaptık? Bir tane kütle yay damper sisteminin aslında burada kütle ve yayını aslında burada modelleyip belli bir kuvvet altında ne yapmaya çalıştık? Bunun ifadelerini çıkarmaya çalıştık ve Unity'de bunun simülasyonunu yapmaya çalıştık. Şimdi bakın öncelikle ben size bir simülasyonu göstereyim. Unity programında bunu çalıştırıyorum. Bir tane kütlemiz var burada bakın. Bu kütle bir yay ile burada büyüyüp küçülüyor aslında bakın. Şu şekilde. Ve biz bunun dinamiğini aslında ne yaptık? Gittik tamamen ayrık kontrolde kullandığımız ileri fark denklemleri de burada modelledik. Şunun K'sını bakın şuradaki K değerini gittik ne yaptık? Şu parametrelerle Y'tiyle, D'siyle, Length'iyle seçtik. Bunun elastisiteyi yani modülüsünü seçerek burada gerçek bir malzemeyle bunu verdik ve verdikten sonra bu uygulamayı gerçekleştirmeye çalıştık. Burada önemli olan şey ne aslında? Önemli olan şey şu. Bizim bu sistemimizi burada birden fazla kütleye veya yaya çevirdiğimizde bu sistemin içerisinde bakın biz ne yapabileceğiz artık? Hem simülasyonu hem de gerçekten 3 boyutlu olarak bunun hareketlerini gözlemleyebileceğiz. Şimdi bakın buraya geliyorum. 10 Newton değerini veriyorum bakın. 10 Newton verdiğimde bu yay aşağıda şurada pozisyonlarım var. X-dat olarak bakın. Bu konsolun içerisinde X ve X-dat'a ben burada baktığımda X'in ve X-dat'ın aynen bir kütle yay damper sistemindeki gibi hareket ettiğini ve bu hareketleri gerçekleştirebildiğini gözlemleyebiliyorum. Topumuzun bir ağırlığı var bakın. Mesimiz var. Bu mesin içerisinde bizim verdiğimiz parametreler var ve bunlara göre aslında içeriye yazdığımız fizik motoruyla buradaki hareketlerin hepsini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın F'i ben burada 1 yaptığımda yani aslında bunun içine verilen bir sinüzoidal sinyal var. Force artı force çarpı sinüs 2pi ft gibi bir sinyal. Bunun frekansını da bakın ben burada hızlandırabiliyorum aslında. Aynı şekilde bakın ben bunu 5'te yapabiliyorum. 5 yaptığımda bakın belli bir alanda tam 5 değerinde aslında burada durabiliyor. Çünkü bunun K değeri şu anda burada yaptığımız hesaplara göre aslında 2 gibi bir değere karşılık geliyor. Şurada parametreleri verdiğimizde. Bu yüzden bakın biz ne yapabiliyoruz? Bu sistemin içerisinde bakın Unity'de bunu gerçekleştirmek istediğimizde doğru değerlerle aslında bunların ifadelerini çıkarıp alabiliyoruz. Bakın 20 değerinde bizim yayımız esniyor burada. Esnediğinde gerçekten buradaki değerleri değiştirebildiğimizi çok net bir şekilde görüyoruz. Artık eğitimde bizim yapmamız gereken şey ne? Bu tip uygulamaları aslında bunlara geçirmek ve bunları geçirdikten sonra simülasyon programlarıyla aslında bir bilgisayar programında bunların nasıl gerçekleştirilebileceğini, bunların gerçekten nasıl işlenebileceğini öğrencilere ya da bunları kullanan kişilere anlatmak olmalı arkadaşlar. Bir sonraki derslerde aslında biz ne yapacağız? Bunu daha da detaylı bir şekilde yapmaya çalışacağız. İstediğimiz modelleri buraya koymaya çalışacağız. Ama önemli olan şey ne? Bunun fizik motorunu artık yazdıktan sonra aslında hem bunu derste ya da atıyorum görselleştirmede ya da atıyorum istediğimiz parametreleri bir araya getirip bunları görselleştirirken karşı tarafa anlatmada kullanabileceğiz arkadaşlar.